Şimdi Mustafa Kemal 1934'te Cumhuriyetin kurulmasından sonra Ayasofya'yı bir müze haline getirerek ki biraz önce belirttiğim gibi Patrikhanenin merkezidir ve Ortodoks Hristiyan dünyasının kutsal kabul ettiği mekanlardan biridir. Bu tartışmayı çok akılcı ve çok çağdaş bir biçimde bitirmiştir. Her inançtan insanın gezip görebileceği bir müze haline getirmiştir. Kaldı ki Ayasofya Müzesi'nin, Ayasofya Camii'nin bir bölümü de ibadete açıktır. Topkapı Sarayı'na giden yolun üzerinde hemen solda Ayasofya Camisinin ibadete açık bölümü diye bir tabela göreceksiniz. İsteyen gider orada namazını da kılar, duasını da yapar. Şimdi Fetih Suresinin, Suresinin bugün Ayasofya'da okunacak olması, şu saatlerde okundum okunmadığımı bilmiyorum ama yaklaşık bu saatlerde okunacağı belirtilmişti. Son derece, ne diyelim, modern, 21. yüzyılda modern bir devlete, bir çağdaş bir topluma uygun düşmeyen, hala fetih ideolojisinin savunulduğu, yani işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik anlayışı anlamına gelir bu, bu çağda fetih. Dolayısıyla tıpkı cihat gibi fetihin de yeniden yorumlanması, içinin yeniden doldurulması gerekiyor güncellenmesi gerekiyor. Bu çağda fetihi savunmak, silah soruyla başka toprakları ele geçireceğini ilan etmek demektir. Hala böyle bir ideolojinin taşıyıcısı olduğunu ilan etmek demektir. Siz bunun kutsal bir dava olduğunu düşünüyorsunuz ama karşıdaki insanların, toplumların, milletlerin de kutsal davaları ve inançları olabilir. Ki var, ki var. Onlar da aynı gerekçeyle ee, talep edebilirler. İstanbul'da fetihi, kutlamak demek İstanbul'un Türklere ait olduğunu tartıştırmak anlamına geliyor. Hele hele Ayasofya'da Fetih Suresi, Suresini okutmak Hristiyan dünyayla Müslüman dünya batıyla Türkiye arasında yeni bir sorun ve yeni bir husumet kaynağı oluşturmak demektir. Dar mezhepçi, dar ve mezhepçi bir yaklaşımdır. Bundan kaçınılması gerekiyor. Yani Türkiye'nin bunu aşması gerekiyor. Bunun tarihte, tarih kitaplarında, tarih derslerinde, tarih tartışmalarında ve araştırmalarında incelenmesi ve insanlara öğretilmesi gerekiyor. Yani pazulu yeni çerilerle yapılacak gösterinin, mehter takımlarıyla çalınacak marşlarla yapılacak bir kutlamanın bu çağda, bak biz bu şehri nasıl aldık, tartışmasını yapmak son derece geri bir ortaçağa ait bir ritüel olduğunu, bir tutum olduğunu ve ideolojik arka planının da siyasal İslamcılıkla desteklendiğini düşünüyorum.